Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün PPRC kaynak nasıl yapılır, nereye yapılır, hangi şartlarda ve nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Buyurunuz Nurustam, sizdeyiz. Şu an gördüğünüz PPRC kaynak makinesi. Boruyu delik olan lokma tarafına, fittings malzemeyi de diğer tarafa sokarak ısıtıyoruz. Şu şekilde. Bırakalım. Bu şekilde ayırdıktan sonra birbirinden hızlı bir şekilde soğumadan yapıştırıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi temiz bir şekilde şöyle yapıştırdık. Bir parçamıza dönüş dirseği ekledik. 90 derecelik bir dönüş dirseği ekledik. Bunu da şöyle görmüş olduğunuz gibi, burası bizim mekanik TSA şaftımız. Şu şekilde biraz daha geniş açıdan alalım. Mekanik TSA şaftımız. Şu bölgeden bizim ısıtma kolonumuz ve yangın kolonumuz çıkacak. Bu bölgede yangın doğumuz olacak. Buradan yangın kolonatımız çıkıp buraya gelecek. Onu da ilerleyen zamanlarda imalatını anlatacağım. Buradan ısıtma kolon çıkacak. Ve buraya ısıtma ile ilgili gruplamamızı, termokuponamızı, kalorimetremizi, dizilimini yapacağız. Şu an yaptığımız işlem kullanım suyuyla alakalı bir işlem. Ustamız bir taraftan kaynaklara devam ediyor. Ben de aynı zamanda anlatmaya devam edeceğim. Burası temiz su tesisatımızın şaftının olduğu bölge. Şu anda gördüğünüz gibi şu tavandan giden borularımız, dairelere giden borularımız şaftan çıkıp gelip dairelerimize dağılmaktadırlar. Buradan da inip aşağıya şu şekilde bir bağlantı yapıyoruz. Buradan indik, bu şekilde bir bağlantı yapıyoruz. Bu bağlantıyı neden yapıyoruz? Normal şartlarda bu bölgeye ısıtma için sıcak su sayacı, soğutma için de normal soğuk su sayacının montajını yapacağız. Fakat bunun öncesinde hattımızı bütün bir şekilde ayrı ayrı test etmemek için buradan kaynatarak bypasslayıp hattımızın tamamını tek seferde test vermiş olacağız. Yani bütün katı tek seferde test etmiş olacağız. Daha sonrasında sayaçlarımız, kalorimetrelerimiz, sıcak su, soğuk su sayaçlarımız geldikten sonra ölçüye göre kesip gerekli ekleme parçalarını kullanarak buraya sayaç dizilimimizi, gruplamamızı yapacağız. Ustam, makineyi biraz anlatır mısınız? Nasıl çalışır? Nedir? Makine 220 derece. Otomatik lambaları bunlar. Otomatiğe geçtiği zaman ışıklar yanar. Yani normalde çalıştığı zaman bunlar yanar. Isındıktan sonra bunlar söner, otomatiğe geçer. Yani şöyle soğudukça bura yanar. Soğudukça anladım. Bu düğmeler yanar. Evet. 320 derece geldiğinde bunlar yanıyor. 320 derecenin altına düştüğünde, yani kaynak için elverişli olmayan ısının altına düştüğü vakitte bunlar sönüp buradaki 1 ve 2. kademedeki gösteren düğmelerimiz yanıyor. Bu kesinlikle da cihazımızın, makinamızın soğuk olduğunu, ısıtmaya, kaynatmaya elverişli olmadığını, istenilen derecede olmadığını, şu an ısınma modunda olduğunu belirtiyor. Doğru mudur? Doğru. Ama şu anda bizim bu ışıklarımız yandığı için cihazımızın istenilen dereceye gelmiş olduğunu görüyoruz. Şurada şu şekilde zaten cihazımızın derecelerini gösteren bir yazın 300 dereceye düşürülebilir. Evet, tabii. Yazın 300 derecede yapılabilir. Şu an hava şartları 13-14 derece civarı olduğu için 220 tamam derecede yapıyoruz. 320 derecede, pardon. PPRC tesisatı ile ilgili şöyle bir durum var. PPRC tesisatı 5 dereceyle 10 derece arası, ama ortalama genelde 5-6 dereceye düştüğü zaman hava sıcaklığı kaynak yapılması tercih edilmez. Çünkü çok hızlı bir şekilde ısı kaybı olacağından dolayı bundan kaçınılır. Şu an ustamız hazırlıyor. Şurada gördüğünüz gibi bazı parçalarımızı hazırladık. İşte burada fittings ürünlerimiz var. Kapalı dirsek, PPRC. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi
yapmış olduğumuz imalat bu şekilde. Kullanmış olduğumuz borular sıcak su tesisatı için kompozit boru. Özellikle ısıtma tesisatı için kompozit boru kullanıyoruz. Şu şekilde. Kompozit boru da zaten baktığınız zaman dokusu her şey farklıdır. Şu an şurada normal. Metreni ver kardeş. İçerisi yeşil olmayanlar da normal borularımızdır. Ama biz kompozit boru tercih ediyoruz.